Kardeşler, bir hadis-i şerif var. Efendimden çok hoşuma gitti. Bunu nakletmeden geçemeyeceğim. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul Allah rızası için mütevazi olur, alçalırsa Allah onu mutlaka yüceltir. Sen alçal, Allah muhakkak seni yüceltir diyor sultanım. Size bir hadis söyleyeceğim, onu iyi belleyin. Dünya dört kişi içindir. Bakın Efendimiz Aleyhisselam dünyadaki insanları dörde ayırmış şimdi. İyi anlayın. Bir kul vardır. Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul malı hususunda Allah'tan korkmakta, mal ve ilmi kullanarak sıla-i rahim yapmakta, mal ve ilimde Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Allah kendisine hem mal vermiş, hem ilim vermiş ve bu onu insanlardan kopartmıyor. Kendisini yüceltmiyor, devamlı sıla-i rahim yapıyor, insanlara malından veriyor, ilminden dağıtıyor. Burçlarda yaşamıyor. İşte bu çok hayırlı bir kuldur. Bir kul vardır, Allah ona ilim vermiştir, mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir ve malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindekini yapmış gibi sevaba nail olur. İkisi de eşit şekilde ücrete konar. Bir üsttekinde mal da vardı, ilim de vardı, ikisini de dağıtıyordu. Alttakinde ilim var, mal yok. Dağıtamıyor ama kalbinde şu niyet var. Ben de olsaydı ben de dağıtırdım. Ben de zekat verirdim, sadaka verirdim, fitre verirdim. Allah bu ikisine aynı ücret verir diyor. Sadece kalple, niyetle. Bundan dolayı Peygamberim Muhammed Aleyhisselam, müminin niyeti amelinden hayırlıdır, amelinden üstündür diyor. Üçüncü kişi, bir kul vardır, Allah ona mal vermiştir, fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar. Malı hususunda Rabbinden korkmaz. Cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla sıla-i rahim yapmaz. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse mertebelerin en düşüğündedir. Sıla-i rahim yapmaz diyor, kilit nokta. Neden yapmaz? Malı var, sıla-i rahim yaparsa dert dinleyecek. Hangi akrabasına giderse akrabası derdini açıklayacak. Çünkü bu zengin. Bana borç verir misin, bana para verir misin diyecek. Bundan dolayı akrabayla bağını kopartıyor. Akrabayla bağ kopartmak demek, İslam'la bağ kopartmak demek. Bu adam ziyandadır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Son kişi, bir kul vardır. Allah ona ne ilim ne de mal vermiştir ama eğer malım olsaydı onunla falan kimsenin yaptığı kötülükleri ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini yapmış gibi aynen elde eder. Tirmizi İbn-i Mace hadisi. Bakın, malı yok, ilmi yok. Ama etrafında malı olan ve zina eden, içki içen, kumar oynayan, batak yollarda hayatını perme perişan eden bir insanı görüyor ve ona imreniyor. Müslüman buna imrenmez. Bu adam cehennem yolcusu. Müslüman akıllıdır. Müslüman güzel insanlara imrenir, sadıklarla beraber olur, onlara imrenir. Bu adam kime imreniyor? Benim de param olsaydı ben de bu arabaya binerdim, kızları tavlardım. Her gün zina ederdim. Her gün ot içerdim. Her gün içki içerdim, kumar oynardım. Bu kelimeleri söylüyor. Sadece bu niyetinde olduğu için aynen o adamın yapmış olduğu gibi vebalin bir misli buraya yazıyor. İşte dünya, işte dört insan. Hangisi olmamız gerektiğine kim karar verecek? Biz karar vereceğiz. Allah bizi en baştaki insan yapsın. Amin. Amin.